Saraydan bir haber daha paylaşalım. Yine yeniden Kenan demiş Fanatik Gazetesi 5. sayfasında. Daha önce Cimbom'un transfer listesinde yer alan Kenan Karaman yeniden gündeme geldi. Kanat forvet arayan Sarı Kırmızılar İstanbul'a gelen milli oyuncunun menajeriyle bu hafta bir görüştürme görüşme gerçekleştirecek. Alman ekibi Düsseldorf'ta da temaslarına yeniden başlayan Aslan Aslan. Orta yol arayacak demiş. Futbolcu da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. Ee, Kenan menajeriyle birlikte İstanbul'da ve kulüplerle görüşme halinde Turgay abi. Yani Galatasaray'ın Kenan ısrarını ben e, bir aydır falan bir şekilde aralıklarla konuşuyoruz. Evet. Galatasaray'ın öyle bir oyuncu ihtiyacım var mı? Ben benim beğendiğim bir oyuncu değil diyeyim. Kötü bir oyuncu demiyorum. Benim Galatasaray'ın oyun tarzına evet böyle bir ihtiyaç var dediğim bir oyuncu değil ama Terim'in başka planları vardı. Gelecekle ilgili bir şeydir. Ya ben şimdi bak 1982 yılı bunu bilmiyorlar ya şimdi kısaca geç. Beşiktaş batmış. Bir kibrit çaktıya kampanya yapılmış. Sanatçılar, sporcular bir araya gelmişler. Allah rahmet eylesin Mehmet Üstünkaya diye başkan çıktı. Beşiktaş'ın gerçek kurtarıcısı odur. Seba sonradır. Seba onun temelleri üzerine gelmiştir. İşin doğrusu budur. Adam böyle yaptı. 38 yaşında mı ne İsmail Atık diye bir şey. santiforu vardı 5 yaşında. Finlandiyalı. Gönderdim dedi. Yabancı futbolcu almayacağım dedi. Bir. 5 sene şampiyon olmayacağız dedi. İki. On tane genç takımdan oyuncu çıkaracağım dedi. Hatırımda kaldık kadar. Süleyman, Fikret, Ziya, Rıza, Küçük Ali, Fuat. On tane adam çıkardı. Yıl 81 olması lazım. 80. 80 81. Bana kimse ki anlatmadı. Devrim nasıl yapılır onu anlatıyorum. Paran yoksa ne yapılır onu anlatıyorum. Kuruş da para çok beş yaşın batmış yani o zaman. Böyle ekonomi de böyle değil yani. Para da bulamıyorsun. Sponsor bulamıyorsun 10 milyon 20 milyon. O zaman işte rahmetli Erdoğan Demirören bir 40 milyon TL'lik sponsor oldu. Beşiktaş ayakta kaldı diyelim. Başkanın kurduğu takıma Spayiç diye bir hoca geldi Beşiktaş'a. Spayiç. Antrenmandan kaçtı biliyor musun? Adam dedi ki ben bu acemilerle dedi oynayamam dedi. Küme düşeriz dedi kaçtı. Birinci hafta kaçtı adam. Doğru demirici getirdiler. Eski futbolcusu Beşiktaş'ın. Miliş tam ters dedi ki bu tam benim takımım dedi. Şampiyonluk istemiyorsanız benden hani bu sene ben bu takımı dedi takım yaparım. Beşiktaş o sene beşinci oldu. Ceyda beşinci. Ertesi sene ne oldu biliyor musun? Şampiyon, Şampiyon. oldu. Şampiyon. 16 yıl sonra. Sonra o takım ne oldu biliyor musun? Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon karşısındaki ezeli rekabet tablosunu tam tersine çevirdi. 20 sene lige TSD kupasından Cumhurbaşkanlığı'na Başbakanlığı kupasına kadar damga vurdu. Ben şunu söylüyorum. Beşiktaş yönetimin ne yaptığını anlamıyorum şu anda. Paralı adam gibi mi davranıyorsun? Paras adam gibi davranıyorsun. Sergen Yalçın senin evladın. Dersin ki Sergen at üç yıllık imza milis gibi. Senden şampiyonluk beklemiyorum. Bu cesareti gösterirsin. Beşiktaş taraftarı da destek olur. Alırsın kendi altyapından Almanya'daki kulübeçlerden altın ordunun altyapısından alırsın 10 tane çocuk. 3 tane de düzgün ama biri golcü olacak. O zaman da çünkü o takıma Beşiktaş kimleri aldı biliyor musun? Necdet. Dönemin en iyi forveti. Trabzonspor'dan. Mehmet Ekşi dönemin en iyi savunmacılarından bir tanesi. Ve Serdar Bali dönemin en iyi orta sahası. Bak akıl futbolu bir adam söylüyorum. En iyi forvet dönemin en iyi forvetlerden biri. En iyi orta sahalarından biri. En iyi stoperlerinden biri. Gençlerin etrafını etrafında gençlerle doldurdu. O efsane takım çıktı. Bir daha o takım o politikayla bozmadı. Gitti Avcılar'dan Feyyaz'ı buldu. Kocaeli'den Metin'i buldu. Yüce Spor'dan Ali'yi buldu. Sağbek Ali'yi buldu. Santipor oynattı. Beşiktaş. Ben şunu söylüyorum. Sayın Ahmet Durçabi ne yapıyorsun? Paranız varsa gidin. Fikret Orman gibi, Yıldırım Dömüren gibi davranın. Alın alacağınızı oynayalım. Paranız yoksa kararlı olun. Deyin ki Sergen Hoca kendimizi kandırmayalım. Biz senin senin takımı kuramayız. Ama sen bizim evladımızsın. Gel biz bu devrimi beraber yapalım. 10 tane genç adamın ben sana bir men aldım. Bir Santupor alayım. İstiyorsan bir de iyi bir stoper Marsolo'ya getireyim. Kalan hepsini gençlere... Bu lensleri Mensa... Gerekse bedava gönderirim. Sen bana gençlerle, bana bu takım... Üç yıl içinde takım yapar mısın? Taraftar sabreder. Beşler taraftarından ben eminim sabreder. Beşler taraftarı... Çarkılarında bile şöyle der. Sevinmek için sevmedik biz seni. Evet. Sen yenilmişsin umurunda mı der. O yüzden... Ben Beşiktaş yönetiminin koltuk nefret ediyorum. Ya cesur ol. Bir karar al, uygula. Bir Kalinic, bir Sisse, bir iç almayacağız. Bir kalsın, bir gitsin. Plan yok, bütün plan şu. Saldım çayıra, Mevlam kayıra. Devam edelim Turgay abi. Hem soru ve görüşler geliyor. Bunlardan da dile getireceğiz size e, soruları yönlendireceğim. Muhammed Dursun Beşiktaş sizce vidayı satmalı mı demiş. Buna da bir cevap alayım. Sonra Fenerbahçe'den bir haberle Vida devam. benim en büyük ayak kırıklığından birisi. Ben Vida'nın demek ki hiç iz, izlememişiz daha önce. İzlediğimizi sanıyormuşuz. İki metre yanına pas atamayan. Bu kadar kötü bir Vida izleyeceğimi aklıma... Yani satmayı bırak. Maliyetine kurtulursa kurtulsun ya. Yani. Ben onun için Emre Bolan'a böyle bir dayı da ettim ya. İddiaya girdik tam buna böyle bir dayı da ettim gelmez dedi için. Emre Bola böyle bir vida idi Evet. Yani hepsi boşa gitti yani. Peki e, Milliyet Gazetesi'nin 18. sayfasını ekranlara getirelim. Genç lider Ferdi demiş. Madem gençlerden de bahsettik Fenerbahçe'nin e, özellikle Topuk Yaylası kampındaki o genç lider oyuncusu Ferdi ile ilgili bakalım Nasıl bir haber sayfada yer almış. Topuk Yaylası kampını noktalayan ve yeni sezon için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de özel bir isim ön plana çıkıyor. Sarı Açıvertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun çıkışı sürüyor. Erol Bulut döneminde de kısa sürede kendini gösteren 20 yaşındaki Yıldız, hücumdaki Joker özelliği ve olgun tavırlarıyla herkesin takdirini kazanıyor demiş. Ferdi için Senatok bugün Milliyet Gazetesi'nde yazdığı haberde ki... Ferdi aslında geçen sezonda sonradan oyuna girdiğinde sorumluluk alan genç yaşına rağmen sorumluluk alan o sahadaki performansıyla taraftarı mutlu eden bir isimdi. Bu sezon sen Ferdi'yi 11'de daha çok görür müyüz Turgay abi? Ne düşünüyorsun? Görmeliyiz bir defa. Evet. Ersun Yaral'ın yerinde Fatih Terim. Fenerbahçe'de Ersun Yaral çalıştı. Fatih Terim. Ya da şu an o güneş olsaydı bugün Fenerbahçe'nin kapısının önünde yatıyordu Avrupa Kulübü'lü Visca'dan aşağı önce değil. Ama çocuk doğru düzgün maç oynamadı. Yani ee, çok yetenekli bir adam ve özgüveni de var. Evet. Özgüveni de var. Yani şöyle söyleyeyim. Tahtaya ilk yazacak adam. Kadron ne olursa olsun. Bir kanatta Ferdi, bir kanatta Visca yap. Arkana yazsan maçını izle yani. Önce de Zahavi'yi koy. Ben Valencia'yı falan çok tutmuyorum. Onu söyleyeyim ama öyle bir üçlü düşün. Visca, Ferdi, Zahavi, otur arkana yaslan maçını izle Yerinden kalkmana gerek kalmaz yani. Heyecandan oturup oturup kalkmazsın. Oturup keyfine bakarsın. Peki yine aynı sayfada dikkat çeken bir haber var. Fenerbahçe taraftarları Giuliano ile ilgili çok soru yöneltmiş. Giuliano gelecek mi? Fenerbahçe'ye geri dönecek mi diye. Ee, en çok kalabalık orta sahada var diyoruz. Bahsettiğimiz isimlerin hepsi orta saha. Bu arada bir tezat var sanki Turgay abi Giuliano Beş... gelirse Belhanda gider demiş e, Milliyet Gazetesi. Sarı kırmızılılarca Yönes Belhanda'nın geleceği Giuliano'nun Fenerbahçe'ye geri dönmesine bağlı olacak. Gelişmelere göre Faslı yıldız El Nasır'ın kadrosuna katılacak. Yani Giuliano Fenerbahçe'ye gelirse Galatasaray taraftarı da belki e, Fenerbahçe'den dolaylı yoldan bir iyilik görmüş olacak. Çünkü Galatasaray taraftarı Belhanda önümüzdeki sezon çok istiyor diyemeyiz. Yani Belanda'yı Galatasaray'ın Belanda'yı kullanma şansı bence yok. Galatasaray'ın bu sene kaderi neye bağlı biliyor musun? Bana göre. Sezon başı itibariyle söylüyorum. Sezon içinde birçok kırılma noktası olur ama Falcao oynayacak mı oynamayacak? Mı? Falcao oynarsa, Falcao gibi oynarsa, etrafındakiler de Belanda ve Fegül'ün yaptığını yapmaz da Falcao ya göre oynarlarsa, Falcao çuvalla gol atar. Ve Galatasaray Fenerbahçe'den sonra ligin en iddialı takımı olur bana göre. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray olur. Hı hı. Bütün transferleri bırak. Falcao'yu Galatasaray oynatsın. Doğru şekilde. Yani adam oynamak istesin. Etrafı da bu oyuncuya göre oynasın. Ya böyle bir golcü nereden bulacaksın? Böyle bir fırsat var elinde. Galatasaray'ın yapacağı tek şey Falcao'nun etinden, sütünden, yönünden faydalanmak. Bu oyuncu oynatırsan Falcao ceza sahası içinde her maç 3 topla buluşsun bir tane gol atar. Her maç.